Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün yine bir video ile karşınızdayım. Bu videomuzda sizlere mızrak nasıl yapılır onu göstermeye çalışacağım. Mızrağımızı bildiğiniz gibi geçen videomuzu hazırlamıştık, mızrak ucumuzu, mızrak başını. Bugün bu mızrak başını bir DNA'ya monte etmeyi göstereceğim. Bu mızrak bu şekilde buraya yerleşmesi gerekiyor. Bakalım ne kadar etkili olacak, göreceğiz. Bildiğiniz gibi mızrağın üzerinde şurada bir tırnak bırakmıştık, şurasında, sap kısmında. O tırnak için bir oluk açacağız, delik açacağız. Ve iple bağlayacağız. İlk başta değneğin üzerine bir tane kanal açıyorum. Ardından sap kısmına gireceği bir yuva açacağım buraya. Hatta şurasını yapalım, daha güzel olacak. İlk başta bir tane kanal açtım değneğin üzerine. Mızrağı buraya oturtuyoruz. Bu şekilde. Bu sağ sola kaymasını engelleyecek. Arka tarafın sapın geldiği yere küçük bir çentik koyuyorum. Ve şimdi oraya oymaya başlayacağım. Arkadaşlar deliği açtım. Burada. Buradaki kanalı da açtım. Şimdi mızrağı getirip onun üstüne oturtuyorum. Gördüğünüz gibi kanalı birazcık daha derinleştirmek gerekecek. Arkadaşlar mızrağı oturttum. Kanalını açtım. Şimdi bunu buraya sabitlemesi kalıyor. Bu mızrakta yaptığımız şu çentik sapladıktan sonra mızrağı geri çekerken ucun saptan ayrılmasını, gövdeden ayrılmasını engelliyor. O yüzden böyle köşeli bir şey bırakmıştık. Bir parça sağlam iple ucu gövdeye bağlamaya başlıyorum. Düğümü de attık. Gördüğünüz gibi mızrak bağlandı sapa, gövdeye. Gayet sağlam oldu, hiç hareket etmiyor. Vahşi hayvanlara karşı bu tip bir mızrak vahşi doğada çok fazla işinize yarayacaktır. Dolayısıyla uzun vadede bir tane mızrak taşımanız, mızrak ucu taşımanız yanınızda faydanız olacağını düşünüyorum. Gerek yaban hayvanlarından, gerekse avlanırken ister denizde ister karada bu mızrak kullanılabilir. Şöyle daha yakından göstereyim size. Gördüğünüz gibi oynamıyor hiç. Yaptığımız mızrak başını sapa bu şekilde monte ediyoruz. Gayet sağlam oldu. Bu seferlik böyle kısa bir video olsun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Aşağıdan yorum yapmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Bildiğiniz gibi ben bütün yorumlara dönmeye çalışıyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.